Aziz ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Satır Başı programıyla sizlerle birlikteyiz. Biz bilindiği üzere Satır Başı'nda cuma günleri spor konuşuyoruz ama şu an tüm dünyada ve Türkiye'de tek bir gündem maddesi var. O da Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını. Hayatlarımızı büyük ölçüde etkileyen yeni tip koronavirüs salgını şüphesiz ki tüm branşlarıyla sporu da durdurdu. Türkiye'deki tüm spor müsabakaları ikinci bir emre kadar durduruldu. Tüm Türkiye'nin evde kal çağrısı yaptığı şu günlerde biz deliklerin ertelenmesinin futbol, Bursaspor ve oyuncular üzerine olan etkisini Bursaspor futbolcusu Keremcan Akyüz'e evinden bağlanarak konuşacağız. Hattımızda bulunan Keremcan Akyüz bizleri bekliyor. Öncelikle Kerem Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Davetimizi kırmayıp programımıza katıldığınız için teşekkür etmek istiyorum ben sizlere. Rica ederim, nazik davetinizden ötürü. Şimdi tüm futbol camiasında liglerin ne zaman başlayacağı büyük bir belirsizlik. Şüphesiz ki bu süreç için en çok sabırsızlanan da sizlersiniz. Formdan düşmemek adına çalışmalarınızı evde gerçekleştiriyorsunuz bireysel bir şekilde. Öncelikle içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçle ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum ben sizden. Vallahi bu virüs tabii başta bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Tabii biraz hazırlıksız yakalandık diyebiliriz buna. Her kesimi etkiledi bu. Tabii futbol dünyasında biraz sarstı. Evet. Fatih Terim'in yakalanması, Abdülrahim Albayrak'ın yakalanması. Vakalar inşallah daha fazla da çoğalmaz. Zaten şu anda ligler uzamasının tek sebebi vakaların uzamaması için. Bu virüsü en az kayıpla, hastalıkla atlatırız inşallah diyorum yani. Bakan Kasapoğlu'nun önceki gün federasyon başkanlarıyla yaptığı bir toplantı oldu. Ancak bu toplantıdan karar çıkmadı. Ancak bugün Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. O da liglerin en erken Haziran ayında başlayacağı ve Ağustos'a kadar da bitirmeyi düşündükleri açıklandı. Tabii bu durum büyük ölçüde salgının ülkemizdeki gidişatına göre şekillenecektir ama sizin bir öngörünüz var mı? Bir de bu sürecin uzaması sizleri nasıl etkiler? Yani bu sürecin uzaması bence ligin tesciline kadar gider. Ama Haziran'da bugün yapılan açıklamada Haziran denmesi. Haziran'da 6 maçımız kaldı. Haziran'da yani 2 haftada yani bir haftada 3 maç oynatarak 2 haftada bitirebilirsiniz. Hani nasıl bir program yapacaklar bilmiyorum ama yani Ağustos'a kadar süreceğini sanmıyorum. Çünkü 6 maçımız kaldı. Yani pazar, çarşamba, pazar oynatarak da bitirebilirler ligi. Yani tabii bu sürecin uzaması çok normal. Çünkü bir kere bu sebepten dolayı ara verdiğimiz lig bu kadar çabuk başlamamalı. En azından salgın kontrol altına alınmalı. Gayet doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ha, oynatma açısından da Haziran ayında tabii ki oynatılabilir ama yani Temmuz-Ağustos'a sarkarsa önümüzdeki senenin lig başlaması, işte futbolcunun adaptesi, işte çeşitli etkenleri var tabii futbolun. Sadece sahada oynanan oyun değil, yayıncı kuruluşu, dışarıdaki etken maddeleri var. O yüzden yani 2 haftada 6 maç oynayıp bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ama bizim için nasıl olur? Yani futbolcu için bu ara biraz sıkıntılı çünkü evde çalışmak evet. Her zaman zordur. Yani ben... Ya fiziki evimin fiziki şartlarından dolayı ben dışarıda koşabiliyorum ormanda. Çok kimseyle temas etmediğim için yalnız başıma antrenman yapabiliyorum ama herkes sahibi olamıyor buna. Apartmanda oturan var yani şeyde oturan var. Evet. O yüzden herkes aynı değil. Ben bu konuda biraz şanslıyım. Antrenman yapabiliyorum dışarıda ama tabii dışarıda sosyal hayatımız hiç yok. Sadece evdeyiz, antrenman yapıp geliyorum. Yani bu ara tabii ki futbolcuları biraz geriye götürecek. Kulüpleri de biraz geriye götürecektir. Form tutan takımlar vardı, form tutan oyuncular vardı. Yani kulüp hem kulüp anlamında hem de futbolcuların bireysel performansı anlamında bu süreç bizi biraz geriye itebilir. Tabii lig başlamadan önce mutlaka bir toplanma süreci, antrenman süreci olacaktır. Hocalarımız, işte başkanımız, sportif direktörümüz mutlaka bunları düşünürler. Yani kalan 6 maçı biz en iyi şekilde hazırlanıp mücadelesini vereceğiz.
Peki şimdi ligler ne zaman başlayacak diyoruz tabii. Bir yandan da ortada dolaşan bir sürü senaryo var. İşte ligler bir aya başlayacak mı? Başlarsa seyircili mi oynanacak yoksa seyircisiz mi oynanacak? Ya da tescil edilme gibi durumda söz konusu oldu. Ancak son yapılan açıklamada ne kadar geç olursa olsun bir şekilde bu sezonun tamamlanacağı yönünde görüşler geldi. Evet. Gerçi şimdi tamamlanacağı yönünde siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Tescil edilmeyecektir büyük ölçüde ama Bursaspor'un şampiyonluk hedefinin olduğu bir sezon bu sezon. Yeniden Evet. Süper Lig'e çıkmak istediği bir sezon özellikle. Son kalan maçlarda bu açıdan oldukça kritik. Rakiplerin puanları da birbiriyle çok yakındı. 28. Evet. haftada tamamlanan mevcut puan tablosu sonucunda. Bu anlamda liglerin böyle bir salgın yüzünden böyle bir sekteye uğraması Bursaspor'un şampiyonluk yolundaki hedefine nasıl etki edecektir peki? Yani bu salgın tabi bu verilen ara bütün takımlara dezavantaj oldu. Bizim performans olarak hafif düşüşte olduğumuz bir dönemdi. Keza içeride oynadığımız Boluspor maçı da biraz seyircisiz olunca seyircimizden yoksun çıktığımız için belki bir hafta öncesinde tatil edilseydi bizim için daha avantajlı bir konum olurdu. Yani dediğiniz gibi Bursaspor'un bu sene şampiyon olması gerekiyor. Biz ve bütün oyuncular bunun farkında. Puanlar çok yakın. Yani ligin tescil olacağını düşünüyordum şahsen. Hala da öyle düşünüyorum. Çünkü kolay bir salgın değil bu. Bütün dünyayı sarmış ve yani İtalya'da, İspanya'da her gün haberleri takip ediyorum. Yani ölü sayıları korkunç derecede. Ki örneğini yani de gördük değil mi? Belçika'da tescil edilme durumu var ve Kulüp Brugge'nin şampiyonluk ilan edilme de durumu var. Evet. Evet. Yani ya şöyle söylemek istiyorum. Şimdi birinci ligde biz 3. sıradayız. Yani ilk 3 takımın çıkarılması tabii ki bize yarar ama fırsatçılıkta gibi algılanmasın evet. Bu söylediğim ama yani bakıldığı zaman ben kişisel fikrim hiçbir klasmanda 1. lig, 2. lig, 3. lig, Süper Lig yani düşme olmasın ama şampiyonlar belli edilsin. İlk 3 sıradakiler 1. ligdeki atıyorum ya da yetkililerimiz nasıl düşünürlerse. Benim fikrim öyle. Süper Lig'de 1. sırada kimse, 1. ligde 3 takım çıkacaksa ilk 3'te kimse, 2. ligde 1'ler kim çıkacaksa işte 1'ler kimse onları alıp yani önümüzdeki sene Süper Lig'i 22 takımla, 1. ligi de gelenlerle birlikte düşmeden, hiçbir takımı düşürmeden oynatılıp bir sene içinde denge sağlanabilir diye düşünüyorum. Peki ama tabii eğer sizin söylediğiniz şekilde olursa gelecek sezon için bu durum Bursaspor'a nasıl yansır adapte olma açısından? Yani şöyle Bursaspor hem mali olarak hem de yani kulübün geneli krizde olan bir kulüp. Bunun da en büyük ilacı bizim çıkmamız yani. Yani biz çıktığımız zaman Bursaspor'un bir daha yani kulüp tarihinde küme düşmemesi lazım. Ki hem maddi olarak hem de mazi olarak bunu şey yapamaz, kaldıramaz. O yüzden Bursaspor'un çıktıktan sonraki sürecinde tabii daha fazla takım düşeceği için bu söylediğimiz senaryoda Süper Lig'de daha temkinli, daha dikkatli davranması gerekiyor. Tabii şimdi bu sürecin kulüplere finansal açıdan da ciddi getirileri olacaktır bu süreç sonrasında. Dünya kulüplerinde de örneklerini gördük. İlk önce Barcelona'da Kaptan Messi'nin başlattığı bir akım oldu. Bu da kulüp çalışanlarının maaşlarının aksamaması yönünde. Pandeminin devam ettiği süre boyunca futbolcular kendi maaşlarında büyük bir fedakarlığa gidebileceklerini söylediler. Bu anlamda Bursaspor Kulübü'nün sizinle bir görüşme talebi oldu mu? Bir görüşmesi oldu mu? Bu da merak ediliyor. Yani ediyor. Şöyle bir görüşmemiz olmadı ama en son Selçuk abinin Kaptan Selçuk Şahin'in önderliğinde hani çalışanlarımız zor durumda kalmasın diye bir para toplandı. Yani onlar da çünkü sadece kulüpte çalıştıkları için ve son 5-6 aydır maaşlarında çok büyük bir sekme var. Yani 6 ay geriden gelen bir personel maaşı olduğu için onlar da sıkıntıda. Tabii bu çok hani dışarı yansıtmamaya çalışıyoruz ama kendi aramızda maç primlerinden topladığımız kesintilerle işte herkes bireysel yardımını yaparak personelimizi rahatlatmaya çalıştık bu anlamda. Geçtiğimiz günde Selçuk abi sağ olsun bir şey yaptı. Yardım çağrısında bulundu bize WhatsApp'tan üzerinden. Futbolcuların olduğu gruptan konuştuk. Yani orada bir para toplandı. Personelimize böyle bir yardım yaptık. Ama hani futbolcu alacakları ile ilgili herhangi bir şey konuşulmuş değil. Gerçekleşmedi daha. Yok daha gerçekleşmedi.
Peki yine önceki gün Bakan Kasapoğlu önderliğinde yapılan toplantıda spor sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu. Kasapoğlu da her kulüp ilk önce kendi sporcusunun güvenliğini sağlamalı dedi. Bu anlamda Bursaspor'un kulüp olarak siz futbolculara aldığı önlemler nelerdir? Yani tatil edilmeden önce zaten bir hafta boyunca büyük kriz vardı. Yani kulüp doktorumuz sağ olsun bu konuda hassas davranıyordu. Her kulübe geldiğimizde ateşimizi ölçüyordu. Yani semptom gösterip göstermediğimize bakıyordu. Biz de tabii kendimize dikkat ediyoruz. Kulüp de yani sürekli dezenfekte ilaçları mümkün olduğunca. Yani iptal olan o bir hafta içinde elinden geleni yaptı sağlık çalışanları kulüp olarak. Yani biz de bireysel olarak kendimize tabii dikkat etmeye çalışıyoruz. Çok şükür bizim kulüpte Bursaspor'da pozitif çıkan bir vaka yok. Yani öyle bir aksi bir durum olmadı çok şükür. Yani bu süreçte biz de daha çok verilen direktiflere, doktorlarımızın söylediklerine dikkat etmeye çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Gerek eldiven olsun, gerek maske olsun, işte ellerimizi sürekli yıkamak olsun, dışarıda çok temas, sosyal mesafe olsun. Ya bunlara çok dikkat ediyoruz yani bu süreçte. Peki evde çalışmalar nasıl gidiyor bu süreçte? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Valla evde çalışmak çok sıkıcı. Onu bir kere söyleyeyim. Yani evde sonuç olarak futbol hayatımız boyunca sürekli seyahatlere, başka illerde maç oynamaya, sürekli aktif olmaya her anlamda alışmışız. Bu süreç tabii bizim için zor. Evde çalışıyoruz. Dediğim gibi ben bazen dışarı çıkabiliyorum. Çıkamayan arkadaşlar daha çok sıkılıyordur eminim. Ne kadar evde çalışırsanız çalışın, antrenman takım halinde olduğu zaman zevkli, keyifli bir de verimli oluyor. Yani o yüzden evde çalışıyoruz ama yani tabii sahadaki kadar coşkulu olmuyor. Bazen insan kaytarabiliyor çünkü tek başına yapıyorsun. İnsan şeyi, nefsi. O yüzden yani hem ortamı, hem antrenman ortamını, hem tesisleri, hem maçı, yani çim kokusunu bile özledik diyebilirim Tabii yani. sonuç olarak futbol sahasını evin içerisine taşıyamıyoruz. Yani taşıyamıyoruz. Hani taşımaya çalışsak da hani evde ne kadar antrenman yaparsak yapalım sahadaki kadar verimli, sahadaki kadar güzel, keyifli olmuyor yani. İnşallah kısa sürede hallolur da biz de bir an önce Bursa'ya döneriz. Peki düzenli olarak gönderilen bir program var mı ve bu süreçte teknik direktör İbrahim Üzülmez'le görüşmeleriniz nasıl? Onun tavsiyeleri ne yönde? Demeçleri ne Tabii yönde? tabii. Tabii yani Bursa'dan ilk ayrıldığımız gün zaten Keçiören deplasmanına gidecektik. Keçiören deplasmanına gitmeden bakan işte federasyon başkanlarıyla Sayın Bakanımız federasyon başkanlarıyla yaptığı toplantıyı bekliyorduk. Oradan çıkacak sonuca göre ya Keçiören deplasmanına gidecektik ya da eve gidecektik. Oradan sonra ertelenince biz de eve gitmek zorunda kaldık. Zaten bir iki günlük tatilden sonra hocalarımız bir antrenman programı yolladı WhatsApp'tan. Herkes onu uyguluyor yani. Tabii hocalarımız da ara sıra arayıp hani nasıl gittiğini, bir problem olup olmadığını, antrenman olsun, sağlık açısından olsun, moral açısından olsun nasıl geçtiğini soruyorlar sağ olsunlar. Yani antrenman programı verildi. Herkes onu uyuyordur diye ümit ediyorum. Tabii şimdi evde yapılan çalışmalar bir açıdan fiziksel açıdan kondisyon olarak tutulabilir. Ancak mental anlamda sizleri zorluyor mu? Yani psikolojik açıdan bu süreç bittikten sonra sahaya indiğinizde nasıl bir durum olacaktır üzerinizde? Bunu atabilecek misiniz bir an önce mesela? Yani bu salgının psikolojik sonuçları mutlaka olur. Çünkü tamamen geçtikten sonra bile insanlara bir tuhaf gözle bakabilirsiniz yani insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Temas etmemeye çalışırsınız. Kesinlikle. Yani kafanızın bir tarafında acaba mı düşüncesi hep olur. Çünkü çok ciddi bir salgın. O yüzden saha içinde futbol topunu görünce her şeyi unuturuz o kesin de. Ama yani yine bir psikolojik bir bedeli olur bu işin. Onu da atlatmak zaman alır. Biz de o zaman zaten lige hazırlanmak için bir iki hafta mutlaka bir kamp gibi, ufak bir kamp gibi bir şey olacaktır. O sırada hem psikolojik hem de vücudumuzun hazırlığını yapıp maçlara yansıtmayız bunu. Peki Özlüce'de de dezenfektan işlemleri yapılarak geniş önlemler alınıyor. Personel çıkışlarında giriş çıkışlarında daha doğrusu bir kısıtlama vardı. Ancak geçtiğimiz Evet. günlerde de bir haber aldık. O da bazı futbolcuların bireysel antrenörleriyle tesislere giriş yaptığı ve bu işlem olunca dezenfekte işleminin bir anlamının kalmadığı yönünde. Bundan sonra da Özlüce'de kapılar kapandı. Siz peki bu süreçte hiç gittiniz mi bireysel
antrenörünüzle diyeyim mesela? Yani bireysel antrenörüme hiç gitmedim. Çünkü Keçiören maçına gitmeden önce erteleme kararı çıkınca ben İzmir'e dönmek zorunda kaldım ailemin Bursa'da hiç yanına. bulunmadınız, direkt gittiniz İzmir'e. Evet, o gün ben İzmir'e geldim. Yani hani çalışanların da olduğunu açıkçası sizden öğrendim. Bireysel hocalarıyla çalıştım, tesislerde Evet, çalıştıklarını sizden öyle bir öğrendim. durum olduktan sonra Özlüce'de de kapılar kapandı ve artık kimsenin girmesine izin Evet, verilmiyor. bugün de gruptan ilaçlanacağı gibi bir bilgi verildi. Demek ki ondanmış, yani çok bilgim yok. Yani hani bireysel antrenörleri tabii çalışabilir oyuncular. Ama tabii hani bu işin riski olduğu için tekrar dezenfekte yapılması gayet mantıklı. Şimdi ayrılık uzun oldu. 28. haftadan bu yana sahalarda değilsiniz. Aynı şekilde taraftar da o şekilde çok özledi. Tabii ki de önce sağlık. Hiçbir maç insan sağlığından tabii ki de asla önemli değildir ama futbol aşkı olan bir şehirde, bir futbol şehrinde Bursa'da bu süre uzadıkça tabii taraftarların da sabırsızlanması aynı şekilde doğru orantıyla artıyor. Bu anlamda As TV aracılığıyla buradan Bursaspor taraftarlarına seslenirseniz nasıl mesajlar vermek istersiniz? Yani tabii futbol taraftarla güzel. Bir de Bursa gibi bir yerde Bursaspor camiasında taraftarsız bir maç düşünemiyorum. Bizim oynadığımız son maç, yani taraftarsız maç oynadım ama Adana Demir maçındaki atmosferden sonra o stadı öyle boş görmek biraz bana üzüntü verdi açıkçası. Ki biz taraftarımızla maç çevirebilen bir takımız. Yani taraftarımızın sahaya etkisi çok büyük. Çünkü futbolu bilen bir taraftar topluluğu. Futbolu bilen, coşkulu, agresif bir tribünümüz var bizim. Biz bundan da çok memnunuz. Çok gururluyuz yani. Taraftarımızla bu konuda gurur duyuyoruz. Biz de tabii onların verdiği bu mücadele, tribünde verdiği mücadeleye karşılık olarak sahada elimizden geleni yapıyoruz. Tabii şey kayıplar yaşadık. Beklenmeyen kayıplar yaşadık. İstanbulspor, Altay, içeride Bolu. Yensek şu anda farklı şeyler konuşuyorduk. Ama tabii yine bu kadar puan kaybı yapmamıza rağmen diğer rakipler de kaybetti. Avantaj da kaybettik ama tabii şu anda 3. sıradayız. Onlar da şu anda ümitlerini koruyorlar. Biz de koruyoruz tabii. Bu süreç biraz da hedefleri tekrar düşünmek, işte, motive olmak için biraz nasat süreci diye nasat süreci diyebilirim. Ama taraftar mesajım, dönünce her şey güzel olacak. Bursaspor inşallah kalan 6 maç sonunda Süper Lig'e çıkacak. Onlar da layık olduğu yerde takımı tekrar izleyecekler. Peki diğer takım arkadaşlarınla irtibatın nasıl bu süre içerisinde? Yani zaten Şimdi bizim bir görüyoruz toplu bu grubumuz süreçte var. video konferans yoluyla antrenmanlar yapıldığında herkes birbirini aynı anda görüyor. Siz de öyle yapıyor musunuz kendi aranızda bazı zamanlar? Ya bir ara challenge'lar bayağı yapılıyordu. Şu an biraz durdu diyelim. Yani çok challenge yapmadım. Bir ara tuvalet kağıdı sektiriliyordu. Ondan Evet, sonra evet. bir ara dans ediliyordu falan. Takip ettim ama çok yapma fırsatı bulmadım. 1 yaşında bir çocuğum var. Bizim çok zamanımızı alıyor. Fırsat bulamadım. Bulduğum fırsatta da çok yorgundum, yapamadım. O yüzden takip ediyorum. Arkadaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Zaten WhatsApp grubumuz var, futbolcuların olduğu. Sadece oradan sürekli iletişim halindeyiz. Herkes ne yaptığını, nasıl geçirdiğini söylüyor grupta. Yani tabii şeyleri takip ettim ama bütün takım arkadaşları olarak iletişim halindeyiz. Yani birbirimizden kopmuş değiliz. Sadece bedensel olarak ayrıyız. Bu da en kısa zamanda biter inşallah. Sosyal medyadan da sizi takip ediyoruz. Biz aynı zamanda iyi bir hayvan seversiniz. Bir köpeğiniz var. O da sizle birlikte evde yaşıyor. Ve aynı zamanda da iyi bir de offroad tutkunusunuz galiba. Futboldan arta kalan zamanlarda siz de yapıyor musunuz yoksa bu sadece ilgi duyma kısmı mı? Yok, yapıyorum yani. Arazilere çıkıyorsunuz yani. Tabii, hayvanları çok seviyorum. Tabii ilk başlarda bütün hayvanları seviyorum, ama hayvan severim ama köpek benim için farklı. Köpek sevgim bir tık daha fazla. Offroad konusuna gelince offroad'u çok yapıyorum. Yani burada da zaten bulunduğum yerde çok dağ tepe var. Çok gitmeyi, gezmeyi çok severim öyle. İşte kamp olsun. Ufak da bir teknem var. İşte kamp olsun, adalar olsun. Fırsat buldukça değerlendirmeye çalışıyorum. Offroad tutkunuyum diyebilirim. Tabii ağır offroadçu değilim. Ama tabii arazilere, gidilmesi mümkün olmayan zor yerlere gitmeyi severim yani. Aracım da buna müsait.
Yani offroad konusunda da iyi bir offroadçıyım diyebilirim yani. Ne güzel, oldukça güzel. Kerem Teşekkür Can ederim. Aküz, ben sorularımı bitirdim ama eklemek istediğin senin sözlerin varsa son sözlerini alalım, sonra veda edeceğiz seyircilerimize. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu süreçte size de sizin de işiniz zor. Sizin de tabii aksayan işleriniz oluyordur. Video konferans yoluyla böyle yine işinizi yapmanız takdire şayan. Sizlere de bu süreçte sağlık diliyorum. Kendinize dikkat edin. Bütün Bursaspor taraftarına da en kısa zamanda buluşmak ümidiyle diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz bize bir kez daha bize aktardığın Teşekkürler. bilgiler için. Değerli izleyenler, satır başının bu haftaki programımızda koronavirüs salgını nedeniyle stüdyoda değil de evden canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bursaspor futbolcusu Kerem Can Akyüz sorularımızı yanıtladı. Haftaya Cuma günü biz yine burada olacağız efendim. Hoşça kalın.